MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında başlamadan önce şöyle bir kulis geldi gazetecilere. Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmadan da öte bir konuşma yapacak diye. Hani o günün üzerine ne söyleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Öcalan meselesinde net bir yorum yapmamış ama Sayın Bahçeli'ye destek verdiğini açıklamıştı. Ve böyle pür dikkat ben de oturdum, açtım televizyonun sesini ve Sayın Bahçeli'yi dinlemeye başladım. Çok yumuşak bir tondan girdi. Sözlerimin arkasındayım diyerek çok eleştirilen, ülkücü camiadan da eleştiri alan o Öcalan çıkışını yineledi. Kendi gövdesini ortaya koyuyor yeni bir barış süreci için. Fakat bununla birlikte CHP'yi eleştirdi. Kayyumlarla ilgili hükümete destek veren açıklamalar yaptı. Ahmet Türk'le ilgili bambaşka bir yorum yaptı. Hepsini birazdan size grafiklerle analiz de edeceğiz ama önce bir sözlerini dinleyelim Sayın Bahçeli. Siyasette istikrar, Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir. Tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Siyasetin gündemine oturan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Adres yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçimlere girmesi ihtimaline yeşil ışık yaktı. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü tam iki hafta önce yaptığı çağrıya getirdi. Günlerdir konuşulan o ifadelerinden geri adım atmadı. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Öcalan hakkında kendisini eleştirenlere yanıtı sert oldu MHP liderinin. DEM Parti grubuna çağrıda bulundu. Öcalan İmralı'da yatıyor. Fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğuna niye görmüyorsunuz? DEM Parti'de kararını derhal netleştirmeli. Silahla siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceğini, muammasını açıklığa kavuşturmalıdır. İstanbul Esenyurt'la başlayan ve Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyeleriyle devam eden kayyum atamalarınaysa ayrı bir parantez açtı Bahçeli. Türkiye'de hukukun üstünlüğü havi ve hakimdir. Yargı kararlarına riayet ve saygı şüphesiz mecburidir. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidirler. MHP lideri görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e sahip çıktı, CHP'ye ise ateş püskürdü. Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi İmralı'ya, DEM Parti arasına çomak sokmak sinsilikleri CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. Şimdi gelin hep beraber Sayın Bahçeli'nin bugün tekrar gündem belirleyen sözlerini ve arkasında yatan mesajları yorumlayalım. Sözümün arkasındayım diye başladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse hadi DEM grubuna gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Bakın bu cümle önemli. Teklifimde ısrarlıyım. Terörist elebaşı gelsin, terörün bittiğini açıklasın dedi. Devlet Bahçeli'den tarihi çağrı demiştik ya, Devlet Bey geri adım atmıyor. Bununla birlikte kendisinin milliyetçiliğini sorgulayanlara ve başta da İyi Parti olmak üzere çok sert eleştiriler getirdi Sayın Bahçeli. Bahçeli'nin bu duruşu bizim bir konudaki yorumumuzu değiştirebilir. Ne olmuştu? Dün kayyumlar atanınca
biz demiştik ki artık yeni bir süreç başlamadan bitti ve yaz zora girdi. Hayır diyor Bahçeli ve aslında bu mesajın önünde arkasında kurduğu Türkiye'nin uluslararası konjonktürdeki yeri, zamanlaması, statüko gibi açıklamaları da bu ısrarını sürdürmesinin nedenleri olarak sıraladığı gerekçelerdi. Gelsin sonraki sayfa yönetmenim. Bahçeli'den Ahmet Türk yorum. Bu değil, sonrakine geçelim. Buna birazdan geleceğiz. Erdoğan bir kez daha seçilmeli olan grafiği alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri de çok dikkat çekti. Dedi ki eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız? CHP'nin içinde 4 yıl kala, seçime 4 yıl kala aday mı arayacağız CHP içinde dedi. Şimdi burayı bir yorumlayalım önce. Bir geri gelin yönetmenim. Şimdi burada CHP'nin içinde aday mı arayacağız sözleri dikkat çekici. CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı aday olacak tartışmaları yaşanırken MHP lideri bir kere bizim adayımız bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun diye bir anayasa değişikliğinden söz edecek. Ama burada şu cümlesi de benim çok dikkatimi çekti. Bakın diyor ki enflasyon canavarına darbe indirilirse ve Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, yani aslında buna da bir tür şart demesek bile önce ekonomiyi çözmesi gerektiği mesajını da veriyor. Devam edelim, bir sonraki sayfaya geçelim. Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir diyor. Yani siyasette istikrar için Erdoğan sloganıyla gidecekler belli ki, bunun için de bir anayasa değişikliğini zorlayacaklar. Peki bu anayasa değişikliği için DEM'den destek gelir mi? Bundan sonra biraz bunu tartışıyor olacağız. Devam edelim. Şimdi Ahmet Türk'e de geçebiliriz. Şimdi Ahmet Türk bölümü enteresan. Size öncelikle bu Ahmet Türk yorumunun önünde kurduğu cümleyi, ki bugün Ülkücü Camia'dan bir meslektaşım buna dikkatimi çekti. Diyor ki Sayın Bahçeli, kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terör örgütüyle iltisak bağlantılarından dolayıdır. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki sürecin tamamlanmasını sabırla beklemelidir. Hukuki sürecin tamamlanmasına, yani acaba Sayın Bahçeli burada bir geri dönüş olabileceği sinyalini mi veriyor? Çünkü hemen arkasında Ahmet Türk'le ilgili başın içinde övgü olarak da yorumlanabilecek cümleler kurdu. Ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup olduğunu da bilinen Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasında çomak sokma sinsilikleri CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. CHP'yi eleştiriyor gibi görünse de Ahmet Türk'e de aralarda destek gibi algılanabilecek açıklamalar var. Ciddi sağlık sorunları cümlesi önemli. Çünkü yıllar önce Ahmet Türk'ü aslında cezaevinden çıkaran Sayın Bahçeli'nin ta kendisiydi. O zaman da sağlık sorunları nedeniyle çıkması gerektiğini söylemişti. Peki Ahmet Türk bu sözlere ne yanıt verdi, izleyelim. Bizim için önemli olan burada bir diyalog ortamının oluşması. Eğer bugün CHP ile bir diyalogumuz varsa, biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşmek, konuşmak, tartışmak ve sorunun çözümüne katkı sunacak bir formülü oluşturmak için varız. Yarın pratikleriyle gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa Sayın Bahçeli ile de görüşürüz. Sayın Bahçeli ile de görüşürüm. Bu nedenle kimse bizi bir falan istismar edecek durumda da değil. Biz hep elimizi uzattık. Biz elimizi her zaman uzatıyoruz. Ama bir elde sopa, bir elde de elini uzatarak bu mesele çözülemez. Bizim söylemek istediğimiz bu. Sopayı bıraksınlar ellerinden,
ellerini uzatsınlar. Biz bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Biz bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz.